Evet. Sonra Büyük ressamlarla beraber çalıştı. Ressamımız yola çıktı ya. Muhteşem. Harika. Düşüncelere bakar mısın? Çok güzel. Gel. Güzel adam. Yüzüncü yılda. Bakar mısınız? Yani teknolojiyi düşünmüş, yapay zekayı düşünmüş, enerjiyi düşünmüş, efendim barışı düşünmüş, en yükseğe tırmanan çocukları düşünmüş, uzayı düşünmüş, daha ne olsun? Çok tatlısın. Güzel adam, teşekkür ederiz sana, harika. Evet, çok naziksin. Teşekkürler. Keselim pastayı. Evet. Tamam. Tamam. Şöyle. Birkaç kişi daha tutabilir benim elimden böyle. Harika. Oh, güzel. Şimdi benim yerime çocuklar üflesin mi mumlara? Güzel şeyler düşünsün ama, tamam mı? Hadi 1, 2, 3. Çok güzel. Hocam şöyle alalım seni. Bütün öğretmenlerimizin başarılar, iyi bir dönem geçirdiğinizi umuyorum. İnşallah seneye daha güzel, daha verimli. Hem öğrencilerimizin çok başarılı hem de öğretmenlerimizin de iyi hizmet yaptıkları, huzurlu oldukları, keyifli oldukları, koşullarının daha iyi olduğu bir yıl olsun isterim. Gerçekten eğitimci, öğretmen, çocuk, genç, neticede benim de hayatımda var, çocuklarım var, üniversite sınavına girecek olan bir oğlum var, işte 7. sınıfta kızım var, diğeri daha büyüdü ama sonuçta herkesin en büyük hayali, arzusu onların başarıları. Bu bütün aileler için geçerli. O tabii bu başarı aslında memleketin çok daha güzel bir geleceğe, çok daha çağdaş bir geleceğe kavuşması meselesi. Burada da en büyük basamaklar sizin görev yaptığınız bu anlar. Kutsal bir görev. Onun için öğretmenlere olan sonsuz saygımı belirtmek isterim. Gerçekten sonsuz bir saygı. Sonuçta ben de birçok öğretmenimle öğrenerek bu ana geldiğimi çok iyi bilen ve ona çok hürmet gösteren birisiyim. Hiçbir zaman anılarımdan çıkmazlar ve her birisini minnetle yad ederim. Her zaman ararım, sorarım, hissederim. Dolayısıyla her öğretmeni gördüğümde de bilirim ki onların da sınıfında benim gibi bir çocuk var. Büyüyor, büyüyecek. O bağlamda hepinizin değerinin farkında olan bir insanım. Bu bağlamda okullarımızı, eğitim kurumlarımızı elbette çok önemsiyorum ve hani ben ne yapabilirim, biz ne yapabiliriz noktasında olmaya gayret ettim. Tabiri caizse 20'li yaşlarımın başından beri. Şimdi fırsat buldukça da hayatın bu yöneticilik döneminde yine eğitimin bir parçası olmak, katkı sunmak, öğrencilerle, öğretmenlerle, okullarla bir olmak, eğitime katkı sunmak konusunda üstün bir gayret gösterme zorunluluğumu biliyorum. İnşallah bunda katkılarımız olur. Tabii eğitim meselesi ülkemizin temel meselesi. Eğer eğitimi hep beraber en güçlü hale, en güçlü pozisyona kavuşturabilirsek, inanın gerisini düşünmeye gerek yok. Her şey düzelir. Her şey çok güzel olur. Hiç başka bir şeye ihtiyaç yok. O bakımdan iyi bir eğitime, iyi bir eğitimci koşullarına, öğrenci ortamına hep beraber ulaşırız. Yolumuz açık olsun. Görüyorum ki öğretmenlik mesleği baskın bir biçimde kadın mesleğine doğru evriliyor. Bu da zaten hani geçmişten beri aslında böyle yakışan bir pozisyonu vardı ama çok daha baskın ve çok daha yukarıda bir seviyeye ulaştığını görüyorum. Yani yakışıyor kim ne derse desin. Sanki böyle annelik kavramıyla çok özdeşleşen bir ruh hali de var. Bizim de kreşlerimiz var. Sayısı 100'ü buldu, 150'ye doğru gider inşallah. Orada %99.9 yani hani kadın eğitimci sayısı ya da oranı.
İnşallah kadını ile erkeğiyle sizlere de başarılar dilerim. Yolunuz açık olsun. Okullarımızın yanındayız. Kusura bakmayın, böyle belki biraz derslerinizden öğrencilerimiz, hepinizi çok seviyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Hepinize yaz döneminde iki tane söz istiyorum sizden. Bir tanesi, bol bol kitap okuyalım, tamam mı? İkincisi de, fırsat buldukça spor yapacağız, anlaştık mı? Tamam. O zaman çok sağlıklı bir şekilde geri döneceksiniz ve okullarınızda yine çok başarılı bir dönem seneye yaşayacaksınız. Öğretmenlerimiz sizi heyecanla bekliyor olacaklar. Ben de hepinizi çok ama çok seviyorum. Başarılar.